Sayın seyirciler, Hizbullah'ın iki askerini kaçırmasının ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı bombardıman aralıksız sürüyor. Lübnanlılar bombalanan bölgeleri terk ederken ülkedeki yabancılar da gemi ve helikopterle ülkeden ayrılmaya gayret gösteriyor. Şimdi Beyrut'a döneceğiz. NTV muhabiri Eyüp Coşkun karşımızda olacak. Öncelikle Eyüp Coşkun, son gelişmeleri aktarır mısın bize? Celal, gerçekten İsrail'in Lübnan'a karşı yaptığı saldırılar bugün 7. gününü doldurdu. Yani bir hafta oldu. Günün en büyük saldırısı ise Beyrut'un doğusunda bulunan bir askeri birliğe gerçekleştirildi. Bu saldırıda 14 ölü, 44 yaralı var ve ölenlerin hepsi asker. Dahliye bölgesi, ki şu anda arkamda görüyorsunuz, sabaha kadar bombalandı. Saat 3'e kadar süren bombalama sırasında gerçekten ölenlerin sayısı konusunda net bir bilgi yok. Beyrut'un şehir merkezi ise bugün sakindi. Asıl bombalama Beka Vadisi'ne ve Zahle'ye gerçekleştirildi. Tabii Güney Lübnan'da da bombalama devam etti. Güney Lübnan'da bombalama sürerken Beka Vadisi'nde de tırlar, özellikle akşam saatlerinde 4 tır, Lübnan'daki 4 tır İsrail hava saldırısına hedef oldu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada bu 4 tırın içinde füzeler bulunduğunu ve bunların Suriye'den geldiğini söyledi, ama Suriye'nin de hedef olmadığını belirtti. Son 24 saat içerisinde ise ölü sayısı 50 kişi, bir hafta boyunca ölen Lübnanlı sayısı ise 220-850 kişi yaralı. Beyrut'u yabancılar terk ediyor senin de dediğin gibi, ama Lübnanlıların yurt dışına çıkma şansları yok. Onlar için ülke içinde mülteci olma durumları söz konusu. Güney Lübnan'dan ve Güney Beyrut'tan birçok insan, ki yaklaşık sayıları 100 bine ulaşmış durumda, Beyrut'un içerisindeki Hristiyan bölgesindeki okullara yerleşmiş durumdalar. Şimdi sizlere, ekrana bu okullarda yaptığımız haberi getiriyoruz. İsrail'in iki askerinin rehin alınması üzerine başlattığı yoğun bombardımanın ardından yıllarca iç savaşın yaşandığı Lübnan'da yeni bir dram yaşanıyor. Şu ana kadar 100 bine yakın Lübnanlı ülkenin güneyinden kuzeye doğru kaçmak zorunda kaldı. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği bombalı saldırılar en büyük etkisini burada gösteriyor. Şu anda Hristiyan kesiminde yer alan bir okuldayız. 220 kişi, Beyrut'un içinde yaşayan 220 kişi burada mülteci durumunda. Okulda zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan bu aileler çevreden toplanan yardımlarla karnını doyuruyor. Yaşanan kriz onları daha ateşli birer Hizbullah taraftarı haline getirmiş durumda. Evlerini terk etmek zorunda kalmalarına rağmen birçok Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a desteğini sürdürüyor. Biz direniyoruz, yurdumuzu terk etmeyeceğiz. Hasan Nasrallah'la beraberiz. ونحن يحيى السيد حسن ومع السيد حسن ان شاء الله باذن الله بده ينتصر Hasan Nasrallah'la beraberiz. Nasrallah'ın izinden gideceğiz. Bir yudum suyumuz kalsa da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İsrail yüzlerce füze de atsa sonunda zafer bizim. Her şeye rağmen İsrail'i yeneceğiz. Çocukların dilinde bile yaşasın Nasrallah sloganları dolaşıyor. İsrail ise saldırılarını Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelerde yoğunlaştırıyor. İsrail sürekli arkamda gördüğünüz çoğunluğu Şiilerin olduğu ve yaşadığı Dahya bölgesini hedef alıyor. Burada günlerdir, yaklaşık 6 gündür insanlar bombalar altında yaşamaya çalışıyor. Binalarda büyük hasar var ve sürekli dumanlar içerisinde. Eyüp Coşkun, NTV Beyrut.